Selamünaleyküm arkadaşlar. Aslan Şampiyon TV'den selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Bazı arkadaşlarımız diyor ki abi diyor ya bu Batshuayi ile ilgili yaptığın sohbetler nedir? İşte alıştık hep aynı şeyleri söyleyip duruyorsun. Arkadaşlar nasıl böyle düşünebilirsiniz ya? Batshuayi biz gündemden düşürebilir miyiz? Batshuayi konusu arkadaşlar başlı başına her gün değişik versiyonlarıyla güncel tutacağımız, ekranlarda tutacağımız, sürekli gündemde tutacağımız bir konudur arkadaşlar. Burası bir zengin bir maden yatağı gibi. Bunu işleyeceğiz, hep beraber işleyeceğiz arkadaşlar. Ve bunun üzerine dolu dolu gideceğiz. Her haliyle gideceğiz, her zaman gideceğiz. Daha durun, daha bir şey yok. Şu ana kadar yapılan hiçbir şey yok. Asıl bundan sonra kıyamet kopacak. Batshuayi konusunun ne kadar önemli olduğunu ben size şöyle söyledim. Dedim ki, Sun Isın diktiği bayrak var ya, onların böğrüne bir bayrak dikmişti. İkinci bayrak dikme şeyidir bu, vesilesidir dedim. Yani ikinci bayrak dikme, bakın. Bazı arkadaşlar da diyor ki abi diyor birinci evet Suris'in diktiği bayrak ama ikincisi karanlık gecede kaldırdığımız kupadır diyor. Üçüncüsü de diyor Batshuayi transferidir diyor. Olabilir, bakış açısı yani o karanlık gecede hani Galatasaray'ın ıslak zeminler üzerinde kayarak aldığı kupa var biliyorsunuz. Kayarak aldığı bir kupa, kutladığı bir şampiyonluk var. O da çok önemliydi. Hiç şüphesiz ki arkadaşlar sizler de bu konuda haklısınız. Ona ikinci bayrak dikme hadisesi diyebiliriz. Ama bence bu Batshuayi hadisesi çok önemli. Gelin. Şimdi bakın arkadaşlar, Batshuayi hadisesinin ne kadar önemli olduğunu şuradan anlıyoruz. Her gün Galatasaray bir şeyler paylaşıyor. Her gün bir güzelliğe imza atıyoruz. Değişik versiyonlar var, tanıtımlar var, klipler var, paylaşımlar var. En son arkadaşlar devreye bir klip daha girdi, bir tanıtım daha girdi, bir paylaşım daha girdi. Ne oluyor? Orada şunu diyoruz. 16. katı geç, 19. katta da durmana gerek yok artık. 24. kata gel, 25. kata birlikte çıkacağız. Espri budur. İsterseniz gelin şimdi bu klibi bir izleyelim arkadaşlar. Aldığı geç. 19'u da geç kardeşim. 24'e bas. Çıkalım 24'e. Evet 24'teyiz işte. Batman maskeni de tak, pelerini giy. Türkiye'nin en büyüğü. Türkiye'nin en büyüğü. Bir kat daha. Birlikte çıkmaya hazırız. Bir kat daha. Birlikte çıkmaya. Yani 25. kata birlikte çıkmaya hazır mısın? Arkadaşlar şimdi bakın, espri burada o kadar güzel ve net bir şekilde veriliyor ki, yani bu hani kudurtucu paylaşımlar vardı ya, işte bu yine kudurtucu paylaşımlardan biri olmuş. Son derece güzel düşünülmüş. 16. kat olarak vurgulanan neresi arkadaşlar? Jimnastik kulübü. 16 şampiyonlukları var. 16. kat olarak. Oradan zaten hani en küçükte oynamıştı. Ondan sonra da bir tık büyüğüne geçmişti. 19. kata geçmişti Batshuayi. 19. katta da bir süre durdu ve sonra baktı ki 19. kattan da kendisine bir şey gelmeyecek. Ondan sonra arkadaşlar 24. kat, bakın 19'dan 24, 20, 21, 22, 23 atla 24'e basıyorsun ve ne oluyor arkadaşlar? 24'ten sonra birlikte kal, gel 24'e, 24'ten 25. kata birlikte çıkacağız. 5. yıldızı birlikte takacağız. Esprisi var arkadaşlar burada. Çok net bir şekilde anlatılıyor. Gelin bu paylaşımı bir kez daha
görelim, üzerinden geçelim. Sizleri bilmem ama ben keyif alıyorum, ben mutluyum, benim çok hoşuma gidiyor. 16, 19, 19'da da hayat yok, geç, pas geç, 24'e gel. 24'te arkadaşlar, 24'te Galatasaray var. Büyük, Türkiye'nin en büyüğü var arkadaşlar. Dinleyelim. Giy pelerini kardeşim, tak maskeni. Türkiye'nin en büyüğü. Türkiye'nin en büyüğü. Bir kat daha. Bir kat daha. Birlikte çıkmaya hazır mısın? Bir kat daha var. Birlikte çıkmaya hazır mısın? 25. kat. Evet arkadaşlar. Bir kat daha var. 25. kat. Birlikte çıkmaya hazır mısın? Evet. Onun için zaten Batshuayi Galatasaray'a geldi. O bir katı daha çıkmaya, 25. kata çıkmaya, birlikte çıkmaya geldi. Dolayısıyla arkadaşlar ne olacak? Burada artık 5. yıldız takılacak. Şimdi 4. yıldıza, 4 yıldızlı logolara artık seneye veda edilecek. 5 yıldızlı logoyla beraber 25. şampiyonluk gelmiş olacak. 5 yıldız takılacak ama Batshuayi'nin 19 şampiyonluğu olup da öyle çakma tiyatrodan gerçek olmayan 5 yıldızları taktığı dönemler bitti. Artık gerçek anlamda 5 yıldız takılacak. 5 yıldızlı formayı, 5 yıldızlı logoyu, 5 yıldızlı takımı hiç şüphesiz ki doya doya yaşıyor olacak Batshuayi arkadaşlar. Bunun gururunu, bunun keyfine elbette Batshuayi de katılacak ve ortak olacak. Atacağı gollerle, attıracağı gollerle, vereceği katkıyla. Batshuayi sadece arkadaşlar içeride değil, dışarıda Şampiyonlar Ligi'nde de Galatasaray'ın hiç şüphesiz ki en büyük kozlarından biri olacak. Galatasaray'a isteyerek koşa koşa gelmenin hiç şüphesiz ki ayrı bir özelliği var arkadaşlar. Herkes gibi o da Galatasaray'ı seçti. Kaliteli büyük yıldızlar nerede buluşur? Galatasaray'da buluşur. Şimdi bir takım goygoycuların, bir takım yalayıcı, yıkayıcı tiplerin yaptığı yorumlara asla ve asla aldırmayın. Hala arkadaşlar tek kelimeyle söyleyeyim şerefsizlik yapıyorlar. Utanmadan, sıkılmadan tek taraflı yorumlarla Galatasaray'ı, Batshuayi aslında çok önemsizmiş gibi bir transfermiş gibi böyle uğraşıyorlar ama boşuna uğraşıyorlar. Çünkü kim ne derse desin Galatasaray'ın Batshuayi transferi Sunes'in ikinci bayrak dikme hadisesine eştir arkadaşlar. Yıllarca bu hadise unutulmayacak ve yakında ayın 11'inden itibaren hazırlık maçları başladığında, sonra Ağustos ayının başında 3'ünde Süper Kupa, sonra lig maçları, işte o maçlarda da Batshuayi saplamaya başladığı zaman birileri vallahi tam yandık Allah diyecekler, dümürler fena tutuşacak. Hani dedik ya Batshuayi kaptırdılar Galatasaray'a. Dayan dayanabilirsen, anlat anlatabilirsen, Ali Acun anlatamazlar arkadaşlar, anlatamazlar. Şimdi Fenerbahçe'nin teknik direktörü çıkmış, ona buna hikaye, gazel okuyor. Vay efendim işte o bilmem ne para vermiş de, bu paralar niye verilmiş de, bu paraların altından kalkla, sana ne? Sen al kendi aldığın, çuvalla aldığın paraya bak, 50 milyon euro götürüyorsun 3 yılda. Bak senin vatandaşına da, jimnastik kulübü 3 yılda 28 milyon euro verdi. Ne var sana ne? Verirler. Adamın parası var ki verecek. Ne karışıyorsun sen değil mi? Bunlar arkadaşlar bunlar normal şeyler değil. Ve arkadaşlar ben şimdi size oraları bir göstereyim. O fotoğrafları bir göstereyim de bir bakın arkadaşlar. Sana ne ya? Diyor ki umarım diyor maaşları ödeyebilirler diyor Mourinho efendi. Yani bu Rafa Silva'yı Beşiktaş aldı ya bilmem çuval dolusu eşek yüküyle para vererek aldı ya. Galatasaray almadı. Galatasaray 3 yıl toplam maliyet 14 milyon euro dedi.
İşine geliyorsa gel dedi. Beşiktaş da dedi ki ben de para bok gibi al sana 28 milyon dedi. Verdi. Şimdi çıkmış Mourinho efendi laf ediyor. Diyor ki işte diyor bu kadar diyor parayı diyor umarım diyor maaşları ödeyebilirler diyor. Jose Mourinho Avusturya yolculuğu öncesi FB TV'ye konuştu. Gündeme dair çarpıcı açıklamalar yapmış. Kardeşim Galatasaray bugün öyle anormal bir harcama falan yapmış değil. Senin Mert abi ya taklacı Hakan mıydı neydi o ya da bilmem nereden aldığın adama veya o söğüşçü Çağlar Söğüşçü'ye verilen paradan daha fazla değil yani. Adamın sen sadece bonservisine 8,5 milyon verdin Söğüşçü Çağlar'a. Galatasaray'ın öyle bir derdi yok. 8,5 milyona veriyorsun. 3 yılda Söğüşçü Çağlar'a 2'şer milyondan da 6 milyon 15 milyon euroya gelir. Ne hikaye okuyorsun? Bir tarafta Başşuayi, bir arada Söğüşçü Çağlar. Geç sen onları. Geçeceksin kardeşim bunları, geçeceksin. Mourinho efendi gazel okumaya devam etmiş. Efendim transferin kupası yokmuş. Diyor ki biz diyor sabırlıyız diyor. Bizim zaten diyor doğru dürüst diyor transfere ihtiyacımız yok diyor. Bir iki tane futbolcu alacağız diyor. He ne oldu hani? Fenerbahçe taraftarı 7 tane 8 tane transfer bekliyor. Değişim bekliyor. Nerede? Diyor ki benim elimde diyor komutan var diyor. Komutan dediği takmaca Hakan. Daha bunun gibi bir takım oyuncular. Transfere ihtiyacımız var. Zaten diyor kimse diyor transferde şampiyon olmuyor. Transferin kupası da yok diyor. Böyle bir saç. Senin zaten çalıştırdığın kulüp hep transfer ayı şampiyonudur. Hayali nasıl sormuyor musun? Ya transferin şampiyonu yok da transfer kupası yok da nasıl sahteden, tırışkadan hem 5 yıldız var hem de gerçek şampiyon bizim biziz diyorsun. Senin başkanın böyle soruyor. Sormuyor musun onlara bu nasıl iş diye? Bir sor bakalım. Bir sor da sana bir cevap versinler. Transferin kupası olmadığını millet biliyor zaten. İlla devam edelim arkadaşlar. Şimdi Galatasaray'ın tabii boş durmayacak. Yeri gelmişken hemen buradan bir yürüyelim. Galatasaray'da arkadaşlar tabii Başua transferi ardından Galatasaray'da 2 numara transferi Okan Buruk kampa istiyor. Ayın 9'unda başlayacak olan Avusturya kampına 2 numara, 6 numara, 8 numara, 10 numara hatta bir 3 numara transferlere. Bunlar olacak şeyler ama öncelikle özellikle 2 numara. 2 numara yani sağ bek için 3 tane belirli isim var. Bu isimleri zaten biliyorsunuz. Bunlardan biri gelecek. Artı ve en önemlisi arkadaşlar 6 numaraya kim gelecek? 8 numaraya kim gelecek? Benim gönlüm ister ki 6 ile 8'e hiç şüphesiz Emre Can ile Alman milli takımında oynayan biliyorsunuz Emre Can ile İlkay Gündoğan gelsin. Çok önemli. Özellikle İlkay. Şimdi bunlar niye önemli? Bir de Grotzka'yı koyun arkadaşlar oraya. Yani şöyle düşünün şimdi. Emre Can, Grotzka, İlkay. Vallahi hani tadından da yenmez, keyfine de laf edilemez. Müthiş olur. Çünkü şimdi hem Emre Can Juventus'ta oynadı, Şampiyonlar Ligi finali gördü, onu yaptı, bunu yaptı. İlkay'ı Şampiyonlar Ligi'nde final oynadı, kupa kaldırdı. Tecrübesi ve Galatasaraylılığı ve diğerlerinin Galatasaraylılığı. Galatasaray arkadaşlar elindeki mevcut Zahası ile Ziyech ile ki yeni sezonun bakın göreceksiniz en önemli aktörlerinden bazıları bunlar olacak. Ziyech olacak, Zaha olacak, Icardi zaten var ama geçen sene mevsim başı bunlar kamp görmediler. Tete görmedi, onlar görmediler. Şimdi böyle bu kadar kaliteli oyuncuların olduğu bir yerde değişen Şampiyonlar Ligi statüsü içerisinde Galatasaray'ın neler yapacağını herhalde uzun uzun anlatmaya hiç ama hiç gerek yok değerli kardeşlerimiz. Şimdi o yüzden ismi geçen oyunculardan biri de Rabiot ki Fransa milli takımının ve Juventus'ta oynamış başarılı bir oyuncu olur olmaz çok para istiyor olursa iyi olur diyorlar. Eğer Emre Can ki o Emre Can benim dediğimdi. Oldu, oldu, olmadı. Başkası olacak, başkası olacak. Olacak ama illaki olacak. Rahat olun, sabırlı olun. Adamların bakın, daha doğru dürüst ellerinde bir takım yokken hiç acele etmeye gerek yok diyor. Ne diyor? Umarım diyor bir de ona buna laf yetiştiriyor. Bu lafı tabii aslında şeye sokuyor, jimnastik kulübüne sokuyor.
Senin diyor etin ne, butun ne diyor. Bizim başkanın diyor şirketlerinin diyor sponsorluğu sayesinde gidiyorsun. Bir de bu kadar para veriyorsun diyor. Sen kimsin demeye getiriyor. Bunu diyor arkadaşlar. Bunu diyorsa o zaman birileri de oturacak, bakacak. Şimdi aslanın gözü bu iki yıldızda diyor arkadaşlar. Bu iki yıldız tabii olur olmaz onu biz bilemeyiz. Ama hem Rabiot hem Goretzka bunlar çok büyük oyuncular. Hangisi olursa ikisinden biri benim kabulüm şahsen. Ama diyecek de çok fazla bir şey yok. Umarım maaşları öderler diyor. Ya sana ne? Sen o zaman biri de çıkar der ki şimdi jimnastik kulübünün başkanı falan ki hani öyle diyemezler, maçaları yemez de. O da der ki onlar da umarım Fenerbahçe senin çuvalla dolusu euro cinsinden şeyine maaşını, tazminatını verirler. Zamanı da diyor ki benim için fark etmez, ben kendimi garantiye aldım. Nasıl olsa ben bunları çukkalarım alırım diyor herhalde. Böyle de bir tablo. Şimdi arkadaşlar kimin ne aldığı almadığı bizi ilgilendirmiyor ama biz sonuç itibariyle kendi işimize bakacağız. Ve bu arada şu Toro Eren'in arkadaşlar böyle güzel bir de paylaşımı var. Adam ya, adamsın sen. Geldi, hem çalışmalara erken başladı hem de böyle abi Türk milli takım ay yıldızlı formayla da sevincini paylaştı arkadaşlarının. Helal olsun. Böyle oyunculara helal olsun arkadaşlar. Bunları takdir etmek lazım. Böyle oyuncuların da Galatasaray'da olmasından ben şahsen keyif alıyorum. Bu arada işte Barış Alper'in arkadaşlar inanılmaz bir çıkış yaptığını biliyoruz. Ve şöyle bir tablo var işte Barış Alper'e bir takım tipler hemen işte 20 milyona hatta utanmasalar 10 milyon bak 10 milyon veriyorlar sat falan diyecekler. Bu dakikadan sonra artık Barış Alper'in almak isteyenler değerinin kim ne derse desin 50 milyon eurodan aşağı olmadığını görecekler. Bu arada hem Meri hem Barış Alper son maçı zaten kahramanlarıydı değerli kardeşlerimiz. Bu 16. kat 19. kat esprisine bir kere daha bakalım arkadaşlar. 16'yı geç, 19 bitti. 24'te gel arkadaşım. 24'ten sonra hedef 25. kata çıkmak. Böyle de güzel bir espri yapılıyor. İşte 24 esprisi de burada zaten ön plana çıktı. Bu hani sarı lacivertli salıncak üzerinde sallanan malum bir kuş vardı ya. Bu herhalde böyle çok güzel bir şey anlatıyor. Anlayana. Bu arada arkadaşlar 3 Temmuz yani bu akşam itibariyle Galatasaray'ın yeni sezon hazırlıkları da başlayacak. Akşam yanılmıyorsam Kemer Mumgaz tesislerinde saat 19'da bir araya gelecekler. Herhalde canlı yayın falan da mutlaka olacaktır. Böyle keyifli bir ortam. Artık Galatasaraylı günler tekrar geriye geldi. 24. şampiyonluk, 24. kat, artık 25. kata hep birlikte çıkmaya hazır mıyız? Hazırız arkadaşlar diyor Galatasaray. Artık bu görselleri sık sık paylaşacağız. Tekrar ediyorum, başta da söyledim. Vay efendim, işte Batshuayi sohbeti, hep aynı şeyleri söylüyorsun. Ersan Çelik niye böyle, neden öyle, şu bu. Arkadaşlar Batshuayi'yi unutturmayacağız bunlara. Bizler sürekli gündemde tutacağız. Batshuayi ile beraber Galatasaray'ın ne büyük bir iş başardığını günü, vakti, saati gelince yine bunların kafasına vura vura göstereceğiz. Lig için iyi olduğunu düşünüyorum ama umarım maaşlar ödeyebilirler. Çünkü gerçekten çok yüksek maaşlar ödeniyor. Umarım ileride bu konuda problem yaşamazlar ki aslında bu da bizim problemimiz değil. Bizim başka takımlar değil, kendimize bakmamız gerekiyor. Bazı takımlar şimdiden çok fazla transfer yaptılar ki bunun da lig için iyi olduğunu düşünüyorum ama... Şimdi bazı takımlar diyor çok pahalı transferler yaptılar. Bunun diyor lig için iyi olduğunu düşünüyorum ama umarım paraları öderler diyor. Bu demek ki Beşiktaş Kulübü'nün herhalde muhasebe müdürlüğünü falan da yapacak bu arada. Ya sana ne kardeşim ya? Sana ne yani? Herhalde Galatasaray'a laf edemez Batshuayi'den dolayı. Normal bir transfer. Sen kendine bakacaksın. Sen önce kendi aldığın paranın bir hesabını versene emmi ya.
Madem o kadar çok sen bütçeyi düşünüyorsun, kasayı, parayı düşünüyorsun, o zaman Fenerbahçe'den aldığın parayı bir düşür yarı yarıya bakalım. Düşürebiliyor musun? Düşüremezsin. Abi bunlar böyle işte, böyle boş boş konuşacaklar. Diyecek de çok fazla bir şey yok. Konuşsunlar bakalım. İstedikleri kadar konuşsunlar. Ne diyecekler yani? Yok niye aldın, niye verdin, yok şu bu falan. Geçeceksiniz bunları, geçeceksiniz. Gomis'in arkadaşlar özelliğini anlatmıştık. Bu arada yine işte 16, 19, 24 kat ve 25. kata çıkma işlemleri, birlikte 25'e çıkacağız arkadaşlar. Devam ediyoruz. Icardi ile Batshuayi'nin arkadaşlar özellikleri, golcü özellikleri. Bakın Icardi 73 maç 55 gol. 73 maçta 55 gol, 19 asisti var arkadaşlar. Yani şunu anlıyoruz ki Icardi atmayı sevdiği kadar attırmayı da seviyor. Öte yandan arkadaşlar, Batshuayi'nin 75 maçta 44 golü var. 75 maçta 44 gol var. Aldığı süreyi de dikkate katmakta fayda var. Onun sadece 5 asisti var. Icardi'nin 19. Bir de Icardi'nin attığı goller var, verilmeyen golleri var, penaltıları var falan filan. Onlarla beraber 70-80 golü bulurdu arkadaşlar Icardi. Şimdi bu iki oyuncunun bir arada olması hiç şüphesiz ki Galatasaray için müthiş müthiş bir şey arkadaşlar. Müthiş. Bunu ben bunu biliyorum, görüyorum. İşte bu asansör esprisi çok güzel, çok keyifli. 10 numara bir geçirme, 10 numara bir gönderme. Bunu özellikle tekrar tekrar ben gündemde tutacağım. Tekrar tekrar göstereceğim. Kim ne derse desin. Memnun olanlar, olmayanlar falan hiç beni ilgilendirmiyor. Ben bundan çok memnunum arkadaşlar. Keyif alıyorum ya. Keyif alıyorum. Ne olacak arkadaşlar? İstemeyen istemesin. Bakın şu güzelliğe. Türkiye'nin en büyüğü. Türkiye'nin en büyüğü. Bir kat daha. Birlikte çıkmaya hazırız. Bir kat daha var diyor. Birlikte çıkmaya hazır mısın diyor. Hazırım arkadaşım. Evet. O bir katı daha birlikte çıkmaya hazırız dedikten sonra arkadaşlar, şimdi sohbete derleyelim, toparlayalım. Noktayı koyalım yavaş yavaş. Hani alırız diyordu ya, bayrağı kalplere dikeriz diyordu ya, kalbinden söker alırız diyordu ya. Buyurun kardeşim. Bak nasıl alınıyor. Ha? Florya'nın kalbinden söküp alıyordun. Sen giderken Samandıra'nın kapısını açık tuttun. Galatasaray geldi. Samandıra'nın kalbinden çatır çatır söktü, aldı. He? Batshuayi Galatasaray'da. Böyle görüyorsun, kalpten alıyor hem de. Damardan alıp götürüyor. Şimdi öyle boş konuşmayacaksın. Öyle palavra atmayacaksın. Atarsan boyunun ölçüsünü de alırsın. O yüzden ben arkadaşlar bir kere daha bir Batshuayi sohbetiyle güzellikleri paylaşarak sizlerle birlikte oldum. Ben mümkün olduğunca Batshuayi gündemde tutacağım. Daha imza fotoğraflar olacak, sarı kırmızı formayla görüntüler olacak. Belki de onlar bugün paylaşılacak. Daha çok güzel şeyler yapacağız hep birlikte. Arkadaşlar bu bizim sohbetlerden, gocunmayın, tekrar oldu diye hiç kimse üzülmesin. Güzellikleri doya doya yaşayalım, gündemde tutalım. Karşı taraf daha çok ağlayacak, kafalarını gidecekler, böyle duvarlara vuracaklar. Hele hele Batshuayi bir saplamaya başlasın. Şovun geri kalanı, büyük kısmı geride arkadaşlar. Durun, daha bir şey göstermedik. Daha çok gösterecek görüntülerimiz var, paylaşacağımız sohbetlerimiz var. Var da var arkadaşlar. Hepinize enişten sevgiler, selamlar. Akşam bir sezon açılışı olsun. Belki sürpriz bir sohbetle tekrar birlikte oluruz. Hepinize enişten sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hoşça kalın değerli kardeşlerimiz.